İyi de Serkan öyle bir şey yapmaz ki. Evet, yapmaz. Ben de biliyorum. O Eylül yüzünden geldi bütün bunlar başına. Bir daha görüştürmeyeceğim onları. Sınıflarını ayıracağım. Hatta gerekirse Serkan'ı o okuldan alacağım. Yine görüşürler. Daha demin telefonla aramaya çalışıyordu kızı. Alo. Eylül'le görüşebilir miyim? Tamam, bekliyorum. O kızla bir daha konuşulmayacak. Anne, ne yapıyorsun sen ya? Bir karışmadın, telefonum kalmıştı. Bu evde benden habersiz, kimseyle telefonda konuşulmayacak, internete girilmeyecek. Bu kadar. Çok güzel ya. Kabak benim başıma patladı şimdi. Yani ben internetsiz nasıl yaşayacağım? Onu ben bilemem canım. Gel Feride, gel. Ne manyaklar var ya Rab. Çok şükür sağ salim geldiniz. Meral iyi mi? İyi, odada. Neyse, bu Badire'yi de atlattık. Yani yurt müdürü müyüm, film mi çeviriyoruz vallahi anlamadım. Her gün bir olay. Eylül'ü annesine vermişsiniz. Ne yapabilirdim ki Feride? Annesi değil mi? İsterse gelir alır kızını. Neriman Hanım, üvey babasının Eylül'ü taciz ettiğini anlatmıştım size. Nasıl gönderirsiniz çocuğu o eve? Annesine söyledim. O cibiliye sizi göndermeden kızını götürme dedim. O da benim kocam yapmaz diye tutturdu. Hadi ya. Bunun bir çaresi olmalı. Annesi çocuğu korumuyor diye kaderine mi terk edelim yani? Etmeyelim, etmeyelim tabii ama... Yani biz de memur insanlarız. Kural var, kaide var. Meryem Hanım, izin verin Eylül'ü alıp geleyim. Annesi izin vermezse bir şey yapamazsın. Yarın olsun, bakanlığa bir dilekçe yaz, bakalım artık ne çıkarsa. Peki bu gece? Yapacak bir şey yok. Hadi. Ben çıkıyorum.